Ne yani montu getireceğim arabanın önüne? Şunu söyle bana. Bir şey basmayı düşünmüyor, kendisi açıyor. Evet. Bana hiçbir şekilde dönmedi. Sesi alıyor mu? Tenekemizi verip önüne döküyoruz. Yoncamız bu. Başka hiçbir şey vermiyoruz. Saman, yonca. Bu bölmede 26 tane koyun var. 26 koyun. 4 tanesi 300'lü, geri kalan hepsi. Yavaş babacığım. Hocam yani olay zaten böyle. Bu bölgenin zorla ateşi çekiliyor. İşi yaparken tutuyoruz yani. Kimisi böyle yanıyor, cehennemde. Öbürlerinde hiçbir şey yok. Hocam bazılarının kalp atışları öyle bir hızlı ki. İşi yaparken işte bir de alıyoruz. Şunun altından tutuyoruz. Yani hasta kuzunun kalp atışı tık 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 tık. Her an duracakmış gibi oluyor. Bunlara da enjeksiyon yaptınız. Evet, hepsini aldık. Nereden yapıyoruz? Sağlı solu yaptık. Ensesinden yaptık. Hiç orada yabancı görmedik. Krosüler enfeksiyonları biliyoruz. Bir de pastörelerim de var. Ama akciğer bulguları çok fazla olmayan için ve çok çok ani perakutolojiler. Pastörele mutlu söyledi de bazen perakutolojiler yapar ama bu bütün sürüye bu şekilde perakutolojik yapar. Bir %10'u da sana der ki ya bunlarda akciğer enfeksiyonu gelişiyor. Bir kısmı perakutolojik olur. Bunlar daha çok krosüler enfeksiyon gibi, karaciğerdeki nekropsi. Tamam. Biz burada en taze ölen hayvanlardan başlayarak hepsini nekropsi yapacağız. Hepsini burada mı yapacağız? Burada. Tamam, çok güzel. Ya da şöyle, akciğer ödemine kadar kalbin hızlatımı, yani bu ateşin yükselmesi, bunların hepsi bu toksinin etkisidir ve bu ortam predispoz olduktan sonra ekolde diğer etkenler de bulunduğu bölgede enfeksiyon başlatabilirler. Aslında ateş yükselmesi, ısının yükselmesi, artı o kalplerdeki o taşikardi tablosu tamamen bir anormal etkenle mücadeleye yönelik işte vücudun verdiği tepkiler. Yani bu 9 gibi falan herhalde ifade ettiğim 9'da. Şuradan şey yapayım. Tamam abi. Onu ima ederiz biz. Geçen hafta pazar günüydü. İki tane kuzumuz öldü. Akşam üzere bir iki kuzumuz daha öldü. Gece koyunlarımın içine girdiğim an üç kuzumun öldüğünü gördüm. Sağ olsun hemen başkanımı aradım. Saat 11.30'tu. 11.30 civarındaydı. Başkanım saat 12'de buradaydı. Kuzularımı aldı, laboratuvara götürdü. Ondan sonra bana dediler ki bu laboratuvarda Sezgin Hoca bunu görürse, Sezgin Hocamız başkanımla beraber buraya kadar geldi. Sağ olsun başkanımız buraya getirdi. Ama kuzularımızın ölmesi devam etti. Tekrar numuneleri verdik. İl Tarım'a, tekrar bu tarafta Uludağ Üniversitesi'ne, laboratuvarlara kuzularımız gitti. Şu anda ölüm sayısı 70-80 arası. 120-130 koyunumuz doğurdu. İşte 80 kuzu gitti mi damızlık sürümüz şu anda felç. Abi nasıl ölümler başladı? Yani belirtileri var mıydı? Nasıl oldu? Hiçbir belirti yok. Kuzular aniden ölüyor.
1, 2, 3 derken ölüm sayısı 2-3 gün içinde 35'e ulaşınca birlik başkanımıza o da olayı aksattırdık. O da aynı an içerisinde hemen birlik çalışanlarından bir tanesini gönderdi. Uludağ Üniversitesi'ne otopsiye götürdük. Yaptığımız tedaviler başarılı olmadı. Yazılan reçeteler başarılı olmadı. Sağ olsun birlik başkanımız gece gündüz demeden hizmet verdi. Ama hala ölümleri durduramıyoruz. Peki abi şu ana kadar yaklaşık kaç hayvanınız öldü? Şu ana kadar 70 civarı kuzumuz öldü. Ölmeye de devam ediyor. Şu an bize ilk önce hatırladığım kadarıyla sayın muhtarım aradı. Dedi ki 35'e yakın kuzusu öldüğünü söyledi. Ondan sonra fakülteye yönlendirdik. Biz de personelimizi göndererek orada otopsinin yapılmasını sağladık. Herhalde reçetesi yazıldı. Reçetesi yazıldı. Fakat ölümleri durmadı. Aradan birkaç gün, bir gün veya iki gün sonra da Mehmet Emin Bey aradı. Mehmet Emin Bey de hakikaten ızdıraplı bir şekilde çok yoğun ölüm olduğunu söyledi. Bir takım tedavilerin yapıldığını söyledi. Bu sefer müdahil durumunda şöyle kaldık. Bizim bir hayvan hastanemiz vardı. Fakat maalesef meslektaşım olmalarıyla beraber bir takım geçmişteki şimdiki oda başkanımızı tenzih ederiz. Geçmişteki oda başkanının hoş olmayan davranışıyla hastanemiz ilgili mevzuatlar gereği zorla kapattırıldı. En önemlisi kanın pozitif çıkması. Bunların hepsi aslında karakut öldürme sebep olabilecek. Ekolin yanında bir toksin durumu gösteriyor. Toksin durumunda klosiler enfeksiyonlar geliyor benim aklıma. Bunun dışında karaciğerdeki nekroz falan buna çok güzel yönlendiriyor. Ama benim burada söyleyeceklerim çok boş. Bizim doğanlı bir laboratuvarımız var. Oraya koydum mu toksinler orada bakılacak klosidin ve ekoli. Bunun için ne yapmamız gereken diyor. Zaten sizin yaptığınız bütün önlemler bunlara yönelikmiş. Ama klosidin aşısı şimdi doğduktan sonra 14. gün korumaya başlıyor. Evet. Yakın bir zamanda Pendik'te böyle bir vaka vardı. Bizim orada çok fazla işletme yok.